Herkese merhaba, Sesli Fikirler Podcast'a hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba Halil, öncelikle Sesli Fikirler Podcast'a hoş geldin. Başlamadan önce Halil'le alakalı kısa bir giriş yapmak istiyorum. Aslında bugün bir astronom, bir gökbilimci, aynı zamanda Stellar Lab'ın kurucusu Halil Barış'la sohbet edeceğiz. Uzay üzerine filmlerden, kara deliklerden bahsedeceğiz. Halil, İstanbul Üniversitesi'nde uzay ve astronomi bilimleri bölümünü okumuştun, değil mi? Merhaba, evet. Bunu çokça duymuşsundur bir sonraki soru ama yine de sormak istiyorum. Bu bölümü tercih ederken aklından neler geçiyordu? Ailenin, öğretmenlerinin, arkadaşlarının tepkileri nasıldı mesela? Ya da Türkiye'de çok fazla rağbet gördüğünü düşünmüyoruz. Sanırım sen de öyle düşünüyorsundur. Bu oldukça farklı, aynı zamanda çok fazla da cezbedici de bir bölüm. Neler düşünüyorsun, neler söylemek istersin? Böyle başlayabiliriz istersen. Tabii. Öncelikle teşekkür ederim bu davet için. Rica ederim. Umarım çok daha uzun seneler, uzun güzel podcastler olur. Teşekkür ederim. Şöyle yanıt vermek istersem, ya aslında ben çocukluğumdan beri yani böyle bir şey okuma fikri çok öncelere dayanıyor. Yani muhtemelen benim uzaya dair ilk böyle merakım ilkokuldayken başladı ama bu bölümle ilgili bir şeyler yapma düşüncesi 7. sınıfta falan oluşmuştu bende. O süreçte yaşım daha küçükken, üniversite tercih sürecinden lise son sınıfa kadar olan süreçte, belki lise 3'e kadar tepkiler genelde olumluydu, en azından büyük oranda. Çünkü insanlar ya işte çocuk ve hani güzel bir hayali var, uzay, farklı bir alan gibi düşünüyorlardı. Ama sonra iş ciddileşince, aslında hani lise sonlara doğru gelince, işte artık hayatın biraz daha, ne bileyim, bu işleri en azından kariyer noktasında ciddi bir karar verme iş varınca, o zaman biraz daha böyle olumsuz tepkiler ve ya işte okuyup ne yapacaksın gibi tepkiler de vardı. Ama şunu da söyleyeyim, yani onu söylemezsem haksızlık olur açıkçası. Her zaman, yani lise sonunda da, üniversite sürecinde de, çok öncesinde de her zaman ya kesinlikle çok güzel bir hayat, çok farklı bir şey diye böyle hani bunu destekleyen insanlar oldu. Bunu desteklemekle beraber aynı zamanda bunun, ya işte hani Türkiye'deki kariyer olanakları tabii sınırlı. Sen de soruda biraz bahsettin. Bunu da söyleyen insanlar oldu samimi bir şekilde. O insanların şunu fark ettim: beni ne kadar çok tanıyorlarsa o kadar destek oldular açıkçası. Ya da o kadar doğru olduğunu düşündüler. Belki sana Ben inandılar, inananlar. kesinlikle. Ya işin her zaman astronomiyi okumak bir temel bilim. Bu bilimde ya da bu bölümü okumak da size her konuda mantıklı düşünmeye itiyor zaten. Olayın mantıksal çerçevesinden bakınca evet, bazı problemler var, hala var. Bugün tercih etmek isteyen insanlar için de hani ben evet ya böyle çok güzel bir senaryo çizemeyebilirim. Kişinin kendi hayat çizelgesine bağlı hakikaten. Ama hani şunu söylemek istiyorum. Ben son sınıfa geldiğimde kendim bile lise sondayken bir tereddüt yaşamıştım. Hani okumak üzerine aslında hiçbir zaman bir şeyim, tereddütüm olmadı. Hatta tercih listeme sadece 4 bölüm yazdım. 4'ü de astronomiydi. 4 üniversite yazdım, pardon. Hepsi de uzay bilimleriydi. Ama yine de hani ya hani insanların söylediği kadar ciddi mi ister istemez. Çünkü insanın hayattaki o motivasyonu, isteği, arzusu her zaman Acaba aynı mı? seviyede. Evet. Ya muhtemelen mutluluk gibi, diğer duygular gibi inişli çıkışlı bir şey. Öyle dönemleri de vardı ama ben hani bunu okumazsam, yani uzay bilimleriyle ilgili bir şey yapmazsam, muhtemelen başka bir şeye gitseydim, hukuk okusaydım mesela ya da herhangi bir X bölüm, her zaman ya acaba uzay bilimleri okusaydım ne olurdu soru işareti hep bende kalırdı. Her İçinde zaman içim. kalırdım. Doğru. Ya Evet. bende de benzer bir şey olmuştu ama ben sanırım biraz daha garantici davrandım bu konuda. Ben de hep dil üzerine, yani çocukluğumdan beri, dördüncü sınıftan beri. Belki dördüncü sınıf bir bizim düzeyde, belki jenerasyon olarak söylüyorum. Sanırım bir atılım dönemi. Sanırım Evet. bizim dönem için söylüyorum ama şu anki dönem öyle değil. Orada ben karar vermiştim. Ya dedim, ben İngilizce öğretmen olacağım. O zaman öğretmendi benim hayalim ama sonradan dedim ki lisede, yok dedim, sanırım öğretmenlik bana göre değil. Sonra işte değiştirdim, tercümanlık vesaire derken, o zaman bizim 30 tane tercih hakkımız vardı, hatırlarsın sen de belki. Evet, aynen. O 30'un sanırım neredeyse hepsini doldurdum. Aslında gelenler yukarıdaydı. Hepsi olacaktı biliyorum. Aşağıdakiler de olacaktı. Ama hocam dedi ki bana o zaman, Hatice dedi, doldur, ne olacak ki? Ya problem çıkarsa? Kendisi de böyle yapmış zamanında. Ve o yüzden Evet.
korkuyorsun. Yani o senin acaba mı tereddütünü şu an çok iyi anlıyorum. Çünkü insan korkuyor. Eli o kaydete giderken bir titriyor. O konuda haklısın. İstemez. Evet, kesinlikle. Ya şunu da söyleyeyim, ben bugünkü düşünce şeyimle o döneme dönseydim yine astronomi belki bir tık daha fazla düşünürdüm, dürüst olmak gerekirse. Ama hani giderdim belki de daha iyi akademik bir altyapı için, belki örnek veriyorum, belki ot fizik üzerine daha yoğunlaşabilirdim, bilemiyorum. Ama hani bunun bugün içinde, o zaman içinde bir tutkuydu ve bu sorunların farkındaydım. Hatta çok küçük bir parantez açayım uzatmadan. Ben o dönem araştırma yapıyordum. Hani ya Türkiye'de astronomi okumayla ilgili mevcut hali hazırda okuyan insanların o dönem biraz daha Facebook popülerdi tabii. Facebook gruplarına giriyordum. Facebook işte uzay bilimleri gruplarına, orayı okuyan öğrenciler neler paylaşıyor. Ekşi Sözlüğe bakıyordum. İşte adamın biri şey yazmış veya kadın bilmiyorum. Ya işte benim arkadaşım bu bölümü okudu. İşte X AVM'de sıcak çikolata satıyor falan. Hani böyle şeylere de okuyordum. Farkındaydım sorunların. Bunların şeyinde, tedirginliğinde yazdım bölümü, öyle söyleyeyim. Ama bir noktada kendi kısmında da emin olduğum bir şeyler vardı. Sen kendi Böyle. motivasyonunu kırmamışsın aslında. Önemli olan bu. Yani herkes her şeyi yapabilir. İlla mühendis olan biri de gidip mühendislik yapmıyor yani. Başka Kesinlikle. olanlara da yönelebiliyor. Aslında bence tamamen insanın kendi motivasyonuyla alakalı. Ki sen de bunu Aynen. başarmışsın ki buralardasın bence. Aynen öyle. Ya ben yine de tabii bu dinleyen insanlar için de şunu söyleyebilirim. Hani gerçekçiliği tabii ki bırakmamak lazım. Hani ben astronomiyi tercih edeceksem, uzay mühendisini tercih edeceksem veya X bölümü temel bilimleri veya herhangi şeyi, o böyle bir şey doğru olma ihtimali var tabii ki. Benim bu alanda okumuş ve AVM'de sıcak çikolata satan birisi gerçeğini de biliyor olmam lazım. Diğer akademik başarıları olmuş, çok iyi yerlerde çalışmış insanlardan da haberdar olup bu gerçekliklerin ortasında bir tercih yapmak lazım. Hani bir şeylere gözümüzü kapatmadan bundan yanayım. Şimdi liselere hep böyle önerilerde bulunuyorum aslında. Doğru, o da doğru. Ben bu konuda biraz daha karar verme konusunda gözü karayım sanırım biraz daha. Ama Hasan Emir'den sonra birazcık bu sivrilme azaldı. Tabii ki daha Bazen o da gerekiyor, ama gözü çok karalık da bazen gerekiyor. doğru. Peki bir astronom gökbilimci olarak Türkiye'de sence neler yapılabilir? Mesela bir öğretmenlik görev tanımı oldukça keskin, işte herkes tarafından bilinebilen, tahmin edilebilen bir meslek. Ama bir gökbilimciyi düşününce insan akla çok fazla net, açık bir tanım gelmiyor genelde. Bu alanda bir Evet. kariyer seçmek isteyen birine şöyle yap ya da kesinlikle bunları yapma dediğin bir şey var mı? Ya da bir astronom olmak için insanın neler yapması gerekiyor? Bir kariyer haritası çizsek mesela X Anladım. Yani şöyle, bir kere programın amacına, yani ben gittim ve tercih ettim ve etmeyi düşünüyorum. O bölüm aslında bir amacı var. O amacı da aslında bilim insanı yetiştirmek. Bu kadar, bu konu aslında net. Ama demin bir önceki soruda konuştuğumuz kaygılar üzerinden de hani konuştuğumuz zaman o bilim insanı yetiştirme misyonu diyeyim bölümün, herkes için maalesef gerçekleşmiyor. Ya aslında bilim insanı olmak tan kastım, bir bilim insanı tabii ki o bölümü hakkıyla bitirdiğimiz zaman bir bilim insanı oluyoruz. Genç bir bilim insanı oluyoruz, ama dediğim gibi bu koşullar ve ne yapıyorsanız yapın, felsefeyle de uğraşıyorsanız uğraşın, hayatınızı idame ettirmeniz gereken bir durum var. Bir şeyler kazanmanız da gerekiyor, daha kaba bir ifadeyle bir para Maddi kazanmanız. anlamda kendini Aynen idame öyle. ettirmen gerekiyor. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla Türkiye'de bilim insanı yetiştirmek amacıyla bu bölümü okuduktan sonra hepimiz bilim insanı olabiliyoruz belki, ama bilim insanının mesleğini bu şekliyle, bu haliyle yerine getirmek güç olabiliyor. Dolayısıyla insanlar, astronomi mezunu olan insanlar çeşitli alternatiflere yönelebiliyorlar. Ama temelde aslında bir insan bilim insanı olduktan sonra gözlem evlerinde, üniversitede çalışabilir, akademik projelerde çalışabilir, bunları yapabilir. Onun dışında astronomi eğitiminin kendi o lisans eğitiminden bahsediyorum. O süreçte bilgisayar bilimleriyle ilgili eğitimler alıyoruz. Yazılımla ilgili şeyler öğreniliyor. Matematik ve fizik zaten işin çok içinde, çok temelinde. Temel derslerimizin belki neredeyse hepsinde bir şekilde matematik, fizik var. Bir de zaten salt olarak matematik ve fizik de görüyoruz uzunca bir süre. Yapabilme imkanı vardır diğerleri gibi, değil Evet, mi? kesinlikle var. Belki hani mühendislik alanlarından da çap yapılabilir, destekleme Tabii ki, imkanı. evet.
kimya gibi bir alandan bile bence yapılabilir. Üniversitenin de koşullarına bağlı tabii. Ya demek istediğim hani bu böyle bir amaçla yetiştiriyor ama bundan sonra bu bilgilerle donatıldığı için 4 yıl boyunca kişi astronomi, işte temel fizik, ileri fizik hatta bir noktada işte matematik gibi ve bu tür bilgilerin de uygulandığı alanlarda da çalışabiliyorlar. İşin havacılık kısmı çok yok, onu söyleyeyim. Hani aslında uzay bilimleri kısmı bile biraz sınırlı. Temelde astronomi uzay bilimleri başlıklı bölümler astronomi temelli biraz daha. Uzay bilimleri işte hani roketler işte böyle o biraz daha mühendisliğe kayıyor Evet. aslında. Bir de Astronomi. aynen öyle. Hani bir de şey olabiliyor. Bu alan dışında biraz daha popüler bilim ve eğitimi tercih eden insanlar var. Çünkü Türkiye'de eğitim üzerine boşluklar var. Yani astronomi eğitim üzerine diyeyim ben. Eğitim fakültesinde insanlar astronomi alanında çok sınırlı şeyler görüyorlar. Belki birkaç belli başlı üniversitelerde belki bir iki tane astronomi dersi var. Onlar da seçmeli öğretmenler için. Astronomlar pedagoji bilmiyor. Eğitim üzerine çocuğa bir şeyi nasıl öğreteceğini bilmiyor. Ya bunun üzerine eğitim almıyor daha doğrusu. Dolayısıyla orada bir kopukluk oluyor. Bir grup astronomi nasıl anlatacağını bilmiyor. Bir grup neyi nasıl çocuğa anlatacağını bildiği halde astronominin kendisini bilmiyor. Dolayısıyla böyle bir kopukluğu bazı insanlar ona yönelebiliyorlar. Şimdi Türkiye'de son yıllarda belki son 5-10 yılda popüler bilim ve astronomi eğitimi biraz daha yaygınlaştı. Bu alanda bilim merkezlerinde, çocuklarla ilgili eğitim merkezlerinde astronomiyle ilgili şeyler yapan insanlar var. Böyle genelde bunlar yapılabiliyor. Öneri kısmı için de şunu söyleyebilirim. Yani bir kere tabii aslında liseden gelince bu benim için de geçerli, birçok insan için maalesef. Fizik ve matematik bilmiyoruz maalesef. Yani bilmediğimizi de fark ediyoruz. Ama dediğim gibi hem bu derslerin kendisini görüyoruz hem de astronomi ile ilgili dersler, örneğin astrofizik, güneş fiziği. Yani zaten astronomi dersleri dediğimiz derslerin içerisi de fizikle dolup taşıyor, matematikle dolup taşıyor. Bunlardan bağımsız da düşünülemez. Bu yönleri güçlendirmek olabilir. Bu lisans hayatımız boyunca böyle bir fırsatımız oluyor. Böyle akademik olarak güçlü olmak gerekiyor. Dil bilmeyi zaten söylemeye gerek yok. Bir de ben şeyi önemsiyorum kişisel olarak. Bilim toplum çalışmalarını önemsiyorum. Gittiğiniz üniversitede topluluk çalışmaları ve o tür şeyler. Çünkü hakikaten orada teleskop kullanmayı da öğreniyorsunuz. Toplum içerisinde birçok şey öğreniyorsunuz. Diğer topluluklarla çalışmayı öğreniyorsunuz. Çok böyle basit düzeyde bilim yapabilmeyi öğreniyorsunuz. Kişinin kendisini geliştirebilmesi, topluluk içinde konuşması gibi, takım çalışması gibi bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla onu da önemsiyorum. Ve o tür topluluk çalışmaları ve o tür şeyler bence bir noktada yurt dışına da kapılar açıyor. O yüzden Yani bunları niceliğini öneriyorum. olabildiğince geliştirmesi gerekiyor aslında insanların olabildiğince. Yani Evet. evet, 4 yıl. Kesinlikle. 4 yıl ama kısa bir süre de değil lisans hayatı. Evet. Ben de Kesinlikle. lisans döneminde hiçbir zaman boş durduğum bir zaman yoktu. Ama şimdi geri dönüp bakıyorum, diyorum ki acaba çok mu yüklendim kendime? Ya şu an Halil, seni ben aslında biraz kendim gibi görüyorum. Geçmiş Hatice gibi görüyorum. Sen çok yoğunsun. Yoğun çalışıyorsun. O bitiyor, diğeri başlıyor. Saatlerinin hiçbir kısıtı yok. O yüzden bu bir süre sonra sende bir burnout dediğimiz o tükenmişlik belki olabilir ya da yarattı, bilmiyorum, ama onun toparlanması biraz zor oluyor Halil. O yüzden aklında bulunsun. Biraz Teşekkürler. daha. Benim son dönemde üzerine düşündüğüm bir şey Evet. açıkçası. Bazen de kendimi boş bıraktığım da oluyor o yüzden. Ben zaten şunu da savunuyorum. Hani ona da hiçbir zaman yapmadım. Ne lisede. Hayatım boyunca fizik var da benim hayatımda ve yoğundu. Hani lise hayatımda da herhalde haftada 6 ya da 8 dersti. Söylemek istediğim şey yok. Ben her zaman arkadaşlarımla gezdim de. Sinemaya da gittim. İstanbul'da okurken birçok şeyi de yaptım. Toplulukla zaten neredeyse ders dışında ve diğer şeyleri belki hatta biraz fazla bile yapmış olabilirim. Hani bu düzeyde önermiyor olabilirim ama hani bunları da yaptım ki hakikaten biz bunlardan yani şimdi çok önemli fizikçilerin hayatına baktığımızda işte böyle filmler diyormuşum. Filmlerle ilgili onların böyle biyografik şeylerini izlediğimizde onların da sosyal hayatları var doğal olarak. Onlar da hata yapıyorlar. Bu hata değil tabii ki ama yani insani canlılar sonuçta. Bunları da ben işin bir parçası, hani hayatın bir parçası. O yüzden çok yüklenme kısmında bazen ben de geri adım atıyorum açıkçası. Evet, doğru, yani o biraz zorlayabilir insanı. Peki devam edelim. Üçüncü soruda aslında cevabını vermiş olduk.
hangi topluluklara katılabilirler, projeler yapabilirler. Onlardan bahsetmiş olduk. O yüzden devam edelim istiyorum. Ben yine dediğim gibi lisedeyken dil bölümünü seçmiştim. Ve her ne kadar uzay ve gökbilime dair insanlar tırnak içinde söylüyor, sayısalcılar arasından çıkmak zorundaymış gibi bir algı var toplumda ama genelde benim lisedeki hocam, biz İstanbul'da gerçekleşen bir NASA, gezgin NASA biliyorsundur belki sen denk gelmişsindir. Gezgin bir NASA müzesi vardı. Öyle çok sık gelen bir şey de değil yani İstanbul'a. Gelmiş dedik hadi çocuklar gidelim. Tamam dedik bindik otobüse hepimiz doldurdu otobüse gittik. Ve şimdi burada bağlamak istediğim konu şu. Herkes için gökbilim mottosunu taşıyan bir lab kurdu, Stellar Lab. Ve 2018 yılında yani bu aslında biraz vizyoner bir bakış açısı senin için söylüyorum. Vizyoner birisi. Gerçekten. Bizlere Stellar Lab'in hikayesini anlatmak ister misin? Sana ilham olan şey neydi? Bahsettiğin gibi çok fazla boşluklar var senin bölümünde ve o boşlukların doldurulması gerekiyor. Belki temelden, çocukluktan sen aldın bu temeli. Aynı zamanda da Sabancı Vakfı'nın 12. sezon Fark Yaratanısın. Nerede başladın? Şimdi neredesin? Ekibinizde kimler var? Nasıl şeyler, aktiviteler, faaliyetler yapıyorsun? Bunlardan biraz bahsedebilir misin bize? Tabii. O sorunun içerisinde biraz sayısalcılardan bahsettin konuşurken. Evet. Ya şunu söyleyeyim, biz üniversitede etkinlikler yaparken benim de aslında bu bilim toplum işleri oradan başladı. İstanbul Üniversitesi'nde astronomi topluluğu var. Ben oraya nasıl İstanbul'a gittiğim gibi neredeyse herhalde o toplulukla ilişkim başladı ve 4 yıl o topluluğu yönettim arkadaşlarımla beraber tabii. Orada biz etkinlikler yaparken üniversite içerisinden tabii ve çevre üniversitelerden çok insanlar geliyordu. Ben de tabii bu başvuru hep formla alıyorduk. Onların bir dönem istatistiğini çıkarmıştım. Böyle hani en çok hangi bölümden insanlar astronomi uzay bilimleri bölümünün etkinliklerine, kulüp etkinliklerine geliyor, bilim insanları. Biz neredeyse herhalde vize ve final haftasını çıkarsak her hafta 2 bilim insanı davet edip etkinlikler yapıyorduk. Ve bunun dışında yine bir sürü etkinlik vardı. Ve oradaki istatistiklere baktığımda işte diş, bilgisayar, fen edebiyat, yani özellikle edebiyat, sözel bölümlerden çok insan vardı. Ve oransal olarak en yüksek 3 bölüm aslında sayısal bölümü değildi ya da doğrudan temel bilimlere kaynak olan bölümler değildi. Yani diş hekimliğinden mesela çok vardı, bilgisayar mühendisliğinden Şaşırtıcı çok aslında vardı. istatistik değil mi? Evet, kesinlikle. Ya bu aslında şeyi gösteriyor. Yani bu aslında sadece bu çok küçük bir örneklem ve örnek ama astronomi bir toplum bilimi hakikaten ve çok geniş bir alanda ilgiye sahip. Dolayısıyla bir noktada da aslında şaşırtıcı da değil. O hani biz belki öyle düşünüyoruz sayısalcılar. Bunu profesyonel kısmında tabii işin haliyle matematik ve fizik temelli olduğu için sayısalcılar oluyor ama ilgi konusunda bir şekilde onun parçası olma konusunda popüler anlamda her alandan insan var ve bazen dediğim gibi bu alanda insanlar sözelci tırnak içinde diyebileceğimiz böyle insanlar daha yoğun olabiliyor. İnsan Ben de işte bilmek istiyor. orada pardon. İnsan bilmek istiyor. Belki o yüzden sözelciler biraz daha anlamaya, konuşmalara katılıyor ya. Belki biraz da buradan da olabilir bu arada. Şu anda aklıma geldi. Şimdi sözelciler diyoruz ya, onlar daha çok sosyal karakterli insanlar. Hani daha çok sosyalliği severler. Ama sayısalcı dediğimiz kesim biraz daha böyle hani içine kapanık, kendi kendine işte makinelerle çalışmayı seven, daha çok problemleri böyle nasıl anlatayım? Katı sorunlara çözümler bulmaya çalışan bir kesim belki. Belki o yüzden istatistiksel olarak bu yönde bir şey çıktı karşımıza bilemem tabii. Olabilir. Ya dediğim gibi hani bir yandan da hani dediğim gibi o işi bizim o genel düşündüğümüz şeyi bozan çok insan da var. Müzikle ilgilenen çok fizikçi var mesela ya da işte çok astronom, çok fizikçi aslında bu müzik yapmak, sanatla ilgili şeyler yapma konusunda çok dağcılık yapan, satranca yoğun ilgi duyan ve toplum ilişkisi yoğun olan insanlar da var tabii ama benim orada işte bu tür verileri elde ediyordum. Oradaki o şey yani İstanbul Üniversitesi'ndeki o 4-5 yıllık süreçten sonra ben şeye çok alışmıştım. Hani toplumla astronomiyi paylaşmayı yani ben de öğreniyordum bu arada çocuklardan da olmak üzere. Ona çok alıştığım için üniversite biter bitmez zaten 2018 benim üniversitemin bitiş tarihi yılı. O süreçte sonra hemen aklımda zaten Stellar Lab'i kurmak vardı. Bursa'da herhalde böyle bir şeye karar vermiştim. O dönem bir etkinlikteydik. Ya dedim tamam ya ben bir web sitesiyle başlayacağım.
Yılda herhalde 2018 olması gerek. 2017'nin sonları da olabilir. Hı. Sonra Urfa'ya döndüm. İstanbul macerası bittikten sonra. Burada kurmuştum artık. Ekim 2018'in Ekim'inde şimdi Stella işte 5 yaşına girdi geçen ay. Sevindim Stella şu Lab anda aslında oldu. kurulmuş. Teşekkür ederim. O öyle bir süreç kurulmuş oldu. Ben de böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Yani öğretmenler için astronomi içerikleri, çocuklar, gençler için, sonrasında işin içine liseler için projeler yapmak, hatta yetişkinler için ya anneler için bile böyle bu tür şeyler ilgi çekiyor. Gelip de dinliyorlardı İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra böyle bir süreç başladı. İlk başında bir web sitesinden ibaretti aslında. Az sayıda içerik vardı. İnsanlar gelip indirip etkinlik yapabiliyordu. Ve bloğu vardı. Sonrasında o ekip arkadaşlarıyla biraz daha çeşitlendi aramıza. Ben hatta bir dönem siteleri kapatmayı düşünmüştüm ilk yılın sonunda. Çünkü siteyle çok ilgilenemiyordum ve çok yoğun bir işe başlamıştım. O çok yoğun işte de hakikaten yine astronomi yapıyordum ama başka bir kurum çatısı altında yapıyordum ve o siteye hiç zaman ayıramıyordum. Bazen Hakkını 9'da. vermediğin için, veremediğini düşündüğün için belki de. Evet öyleydi. Ben de dedim ya kapatayım artık, ben web sitesiyle ilgilenemiyorum. Bir de hani bu web sitesinin güncellemeleri oluyor, yeni içerikler eklemek gerekiyor. Ciddi bir çaba. O dönem kapatmayı düşündüğümde böyle birkaç öğretmen siteden içerik indirmeye çalışmış. Sonra benim o siteyi kullandığımı tahmin ederek paylaşımlarımdan, ya işte biz bir içerik aldık, onu indirmeye çalıştık, olmadı, yarın etkinliğimiz var falan gibi mesajlar geldi. Ben de hepsine şey almıştım. Ya hocam işte ben kapatmayı düşünüyorum. Siz mail adresiniz varsa bütün içerikleri size atayım demiştim. Onlar da şey yaptı. Birçoğu da böyle hani hepsi benzer şeyler ya. Ya işte ben Amerika'da buna benzer bir site gördüm. Çok güzeldi. İşte birisi şey dedi. Ya gerçekten çok faydalı. Aslında ben çok yararlanıyorum. Bence kapatmayın gibi böyle şeyler duydum. Sonra dedim o zaman tektim. Yardım herhalde bir ilana çıkayım. Ekip arkadaşı arayayım dedim. Stadler'in o zaman küçük bir Instagram sayfası vardı. Oradan paylaşmıştım. Herhalde bir 40-47 falan başvuru oldu. Onlar içerisinde 7-8 arkadaşı da seçmiştim. Onlarla da sonra böyle etkinlikler olmaya başladı o kişilerle. Sonra siteler hep büyüdü. Sonra biz bilim kulübü diye bir şey kurduk. Liseli ve üniversiteleri gönüllü topluluk adı altında aramıza aldık. Onlar farklı şeyler yapmaya başladılar. Sonra biraz da siteleri bir kurumsallaştırdık. İşte bir sürü şeyler geldi. Böyle davetler farklı şehirlerden. Stellar Lab'in içerisinde de astronom var, benim gibi birkaç astronom adayı var üniversitede. Uzay mühendisleri var, öğretmenler var. Topluluk kısmında da her farklı bölümden, her yerden insan var hakikaten. Üniversitede, meslek hayatında, lise öğrencisi, bir sürü insan var. Ya şeyi söylemek istiyorum şimdi, sana aslında birkaç geri dönüş yapılmış, feedback dediğimiz o çok güçlü. Ben onu çok güçlü buluyorum. Neden? Şimdi okuduğum kitapta şöyle söylüyor, diyor ki yaptığınız işin size geri verdiği bir cevap varsa, yani insanlar size bu konuda yorum yapıyorsa ve size işte geliştirebileceği yönleri ya da evet burası çok güçlüymüş dediği yönleri duyduğunuz zaman motivasyon size sağlamış oluyor. Ve bu da aslında insanın yaptığı işin kıymetini gördüğü bir kısım. Yani evet bu işe yarıyormuş, yapmışım aslında. Ve hani bunu ben bir şekilde hayata geçirmiş ve insanlara dokunmuşum. O hissi sen belki de o Evet. kişiler sana yazmasaydı almayacak ve sonuç olarak Stellar Lab'i kapatmış olacaktın. 5. yılını da kutlamamış olacaktın. O yüzden bu çok Evet. önemli. O aldığımız feedbackler, insanlardan aldığımız feedbackler çok önemli. Hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda da öyle. Yani bir evlilik ilişkisinde de öyle. Anne çocuk, baba çocuk ilişkisinde de öyle. Kesinlikle Her katılıyorum. konuda çok önemli bence. Kesinlikle. İhtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. Peki devam edelim. Yine muhtemelen birçok kişinin bildiği, en azından adını duyduğu bir filmden bahsedelim istiyorum. Interstellar, yani Yıldızlar Arası. Ben çok çok seviyorum. Çok kez izlemişimdir. Yani kaç kez izlediğimi bilmiyorum bile. Mesela beni orada en çok etkileyen ve gözlerimin Evet. dibinden gitmeyen bir sahne var. Hani o duvardan gelen sesler var. Arkasında baba var aslında ama çocuk bilmiyor henüz. Bir tür SOS çağrısı gibi. Morse alfabesi. Böyle duygusal ve o kadar da bilimsel bir sahne aynı zamanda. İkisini harmanlayabilmiş yönetmen. Ve tamamen farklı zamanlarda yaşayan bir baba kız sahnesi. Evet.
Film izlediysen sanıyorum izledin. Geçen çünkü paylaşımını gördüm, izlemişsin. Evet. Burada yaşanan zaman kavramını bize anlatabilir misin? Yani ben o zaman lisedeydim, ilk izlediğimde ve anlamak için çok çaba harcamıştım lisedeki halimi düşününce. Sonra tekrar izleyince ve kitaplarda da farklı şeyler okuyunca evet anladım artık, ama birçok kişi bence hala anlayamamış olabilir. Bunu bize anlatabilir misin bir gökbilimci gözüyle? Tabii ya, aslında oradaki muhabbet, hani hepimizin de çok, mutlaka eminim dinleyenlerin de daha önce duymuş olduğu görelilik kavramıyla ilgili şeyler var. Aslında biz Einstein'a kadar şeyi düşünüyorduk ya, işte zaman dediğimiz şey akan bir şey ve hep ileriye doğru akıyor ve bu evrenin her yerinde aynıdır diyorduk ve sabit, yani bir şeye bağlı olmadan zaman akıyor gidiyor diye bir düşünce vardı ya da öyle düşünülüyordu. Sonra hani Einstein ve modern fizikle birlikte aslında zamanın da bazı şeylere bağlı olduğunu fark ettik. Yani aslında zaman da göreli, yani değişken. Yani ben zaman gibi ölçülebilir şeyler ya da diğer, belki hız da olabilir, bu hız için bile geçerli. Bunlar ölçülebilir şeyler ve farklı mekanlarda, farklı konumlarda, farklı koşullarda diyeyim. Aynı zaman iki farklı gözlemci için farklı algılanabiliyor. Yani evrenin farklı bir noktasında bizim için geçen bir saat farklı bir yerde farklı algılanabiliyor. Bu hız için de aslında birçok şey için geçerli. Şimdi modern fizikte görelilik kavramı aslında çok basite indirip hız üzerine anlatınca belki zaman içinde bir benzetme yapılabilir. Aynı şeyler olmasa da. Ben işte otobüste giderken yan otobüsteki ya da yan arabadaki kişi de benimle aynı hızda gidiyorsa aslında ben onu duruyormuş gibi görüyorum. Dışarıda, kenarda, yolun kenarında onu izleyen birisi bizi, işte hızımız o an neyse o hızla gidiyormuş gibi görüyor. Bu aslında göreliliktir. O benim konumum hızın, gördüğüm ya da fark ettiğim ya da ölçtüğüm hızı etkiledi. Aynı şey zaman içinde geçer ve Einstein çıkıp dedi ki ya, zaman dediğimiz şey uzaydan bağımsız değil. Uzayın o uzaydaki o devasa kütlelerin uzay zamandaki oluşturduğu bükümlerden bağımsız değil. Dolayısıyla zaman dediğimiz şey Merkür'ün yörüngesinde, bazen yörüngelerde, bazen yani bulunduğumuz konumda veya hızımızda değişebiliyor. Işık hızına çıktığımızda, ki ışık hızı olağanüstü bir hız. Saniyede 300 bin kilometre. İnanılmaz bir hız. Ya ben bu hızı algılamak için gerçekten şöyle hep şu örneği veririm. Ya ben çocuklara, gençlere de diyorum, hani siz düşünün, bir araba var. Tanıtımı yapılıyor. Ve bir arabamız var ve araba çıktı, şey dinliyoruz. Saniyede 1000 kilometre. Bakın, şeyin, ışığın 300'de çok daha küçük bir hız. Saniyede 1000 kilometre giden bir araba var. Kimse buna inanır mıydı? Bu ne demek? Saniyede 1000 kilometre demek şu demek. Yani araba bir saniyede Adana'dan İstanbul'a gidiyor demek. Uçağın bile yapamadığı inanılmaz bir hız. Bu inandırıcı gelmezdi herhalde. Işık bunu 300 katı. İnanılmaz bir hız. 300 bin kilometre saniyede. Bu kadar hızlı bir şeye eriştiğinde veya bu kadar hızlı gidebilen bir şey olsaydı, ışık dışında hiçbir şey bu kadar hızlı gidemiyor, zaman yavaşlıyor. Bunun nedeni ya da neden zaman yavaşlıyor kısmının matematiksel aslında tabii ki kanıtlamaları ya da ispatları var. Ama şunu söyleyebiliriz, hani bu sahne için ve bunun özetinde, ya aslında zaman kavramı farklı mekanlarda, farklı hızlarda değişebiliyor. Bizim ölçtüğümüz zaman tıpkı hızda olduğu gibi değişebiliyor. Dolayısıyla bazen işte film karakterinde kız çocuğu farklı bir noktadayken, farklı bir konumdayken zaman için çok farklı ilerlediği için babasından yaşlı hale de gelebiliyor. Bu zamanda yolculuktan tabii biraz daha farklı bir şey. Ama zamanın değiştiği ve farklı alanlarda ve konularda farklı aktığını söyleyebiliriz. Yani evet, ben de anladım Orada da biraz o bunu. işleniyor. Efendim? Yani bunu böyle söyleyebiliriz. Yani farklı Evet. şekillerde, farklı duruma şekilde akabiliyor. Bu zaman meselesi zaten çok üzerine sayısız sohbetler edilebilecek bir konu. O yüzden sonsuz, yani bitmiyor. Her zaman yeni bir şey çıkar zamanla Kesinlikle. alakalı. Çünkü soru. Anlaşılmamak da, Evet. Hatice sen anlamadığında hani kendine daha, hakikaten Einstein'ın bir sözü var diyor, ben görelilik kuramını ortaya attığımda ve ona matematikçiler el attığında ben bile tanıyamadım diyor kendi. Evet, Ya doğru. hakikaten biraz soyut noktaları da olan, belki üzerine uzunca süre düşünülmesi gereken de şeyler, anlamak adına. Evet.
Peki şimdi bir sonraki filmle devam edelim. Stephen Hawking'in yaşam hikayesini anlatıyor. Ama tamamen bilimsel bilgilerle dolu olan bir kitabın adını veriyorlar filme. The Theory of Everything, yani her şeyin teorisi. Evet. Yine lise yıllarımdayken ya da ya gittim bir kütüphaneye, halk kütüphanesi, dedim ki alacağım okuyacağım bu kitabı çünkü bulamıyorum. O zaman Evet. lisedeyim, yani her yere de gitmiyorum, sadece kütüphaneye gittim. Sonra buldum, okumaya da başladım ama bir baktım yani o kadar çok tekillik teorisi, kara delikler, çok fazla bilimsel bir dili var. Az çok böyle anlamaya çalışıyorum ama bir yandan da çok zorlanıyorum. Olmayacak Evet. dedim herhalde. Sonra bıraktım kitabı. Tam hepsini bitiremedim tabii ki. Çünkü zor bir kitap okuması. Ama film öyle değil. Film çok güzel. Sadece hayat hikayesini anlatıyor. Hem kişisel hayatını hem de akademik kariyerini de anlatıyor. Sonra yaşadıklarını anlatıyor Stephen Hawking'in. Yani aslında burada kara deliklerle alakalı konuşulduğu zaman benim gelmek istediğim nokta o. İnsanlar ürküyor, korkuyor. Çünkü bilmiyoruz. Bir de olumsuz bir ismi var, kara delik. Yani insanlar bundan korkuyor bence. Peki gerçekten kara delik dediğimiz şey Evet. ne? Solucan deliklerinden geçip hani Alice geçiyor ya, Alice Kanar diyardan doğru da başka bir yere geçiyor. Evet. Onun aslında bir tavşan deliği var ama o da bir sonuçta evren değiştiriyor. Şimdi bu tamamen sence Evet. mümkün mü? Bu mümkün mü sence? Geçebilir miyiz solucan deliklerinden ya da kara delikler solucan deliği mi? Adam Project Adam diye bir film var, dizi. Bilmiyorum izledim mi ya da izleme imkanı buldum. Orada da yine benzer bir şey var. İşte Alfa'yı bulmak için, o gezegeni bulmak için sayısız maceralara atlıyorlar vesaire. Böyle hani bu herkesin dikkatini çekiyor ama belki anlamakta ya da gerçekliğini sorgulamakta haklıyız. Ne dersin yani, bu nedir tam olarak? Kesinlikle ya, katılıyorum ya, ama hani kara delik isminden bir kere bence gitmemiz lazım. Ya kara delik dediğimiz şey aslında temelde üzerine gelen ışığı yansıtmadığı için göremediğimiz gök cisimleri. Ben bir cismi bu dünya içinde, şu an etrafımızdaki tüm cisimler için de geçerli. Nasıl görüyorum? Ona bir ışık vuruyor ve o ışık gözüme yansıyor ve onu görebiliyorum. Aydınlatıyor. Tamamen inanılmaz karanlık olan bir ortamda hiçbir nesneyi göremezdim. Işığa ihtiyaç var. Yıldızların bir kere kendisi var. Onları görebiliyoruz. Gezegenler veya diğer cisimler her neyse, onlar güneş sistemi için konuşacak. Güneş sistemindeki tüm gezegenler, diğer kuyruklu yıldızlar, meteorlar güneş ışını yansıttığı için görebiliyorum. Ama bunu göremezsem, ya bu ışık olmasa göremiyorum. Kara deliğe düşen, üzerine bir şekilde ışık geliyorsa eğer, ki evrende bir kara deliğin etrafında bir yıldız da olabilir, aynı ortak bir yörüngede de olabilirler. Onu aydınlatması gereken ışık kara delik tarafından emiliyor. Bu da neden böyle oluyor? Çünkü inanılmaz yoğun, inanılmaz sıkışık bir yapıda olduğu için ışık ondan kaçamıyor. Kendi etrafında o küçük, onun bir alanı var. Kara deliğin kütlesine göre değişir o alan ama inanılmaz müthiş bir çekim alanı yarattığı için ışık gibi, demin konuşmuştuk sahnede, 300 bin kilometre giden bir şey bile ondan kaçamıyor. O yüksek hızlarda bile. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Kara delikler bir kere böyle. Bir kara deliklerin ne olduğunu da ya, ismi buradan geliyor. Ben onu göremediğim için kara delik diyorum. Kara deliklerin de en bilinen senaryosunda aslında büyük kütleli yıldızlar, güneşten çok çok büyük olan yıldızlar öldüğünde çekirdekleri kalıyor geriye ve bu çekirdekler artık o yıldız olmadığı için, enerjiyi üretemediği için kendi ağırlığı üzerinde çöküyorlar. İçine doğru çöküyor. Çöktükçe daha da çöküyor çünkü çekim gücü arttığı için, sonra inanılmaz yoğun. Bir hep şöyle örnekler verilir ya, işte bir çay kaşığı alsam bilmem kara delikten kaç bin ton eder falan gibi örnekler olur böyle, hepsi de orada burada. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Kara delikler çok yoğun olduğu için bu şekilde ışığı yansıtmıyorlar ve bilinmezlikleri sınırlı oluyor. Çünkü bizim bütün bilgimiz ışıkla. Işık olmadığı için elde edemiyoruz maalesef. Görmüyoruz. Solucan deliğiyle veya orada seyahat mümkün mü? Evet ya, şöyle söyleyeyim. Karadeniz içine girersek başımıza ne gelir? O da var. Hani bu kadar yoğun bir yapının içerisine girdiğimizde, eğer mümkünse başka bir boyuta çıkmak mümkünse, diyelim ki bir şekilde mümkün ya da öyle bir yol var. Bu kadar yoğun sıkışık bir yapıda bizim tek parça kalmamız mümkün mü? O da var. Bunu da düşünmek lazım. Aslında Dolayısıyla benim için şu an kara deliklerden ya da solucan, pardon, bir şey söylüyordum. yok yok, problem değil, devam edebilirsin, dinliyorum seni. Sesim geldi mi? Geliyor, evet. Yani bu
yolculuk, işte başka bir boyuta gitme yolculuğu, hani bu zorlukları aşmakla belki bir şekilde olabilir. Hani bu kadar yoğun bir yapıdan geçebilmek, ki diğer bir boyuta açılıyorsa bile hakikaten o kadar yoğun, işte inanılmaz sıkışık bu yapıda tek parça kalabilmek de bir şey. Dolayısıyla solucan delikleri ya da kara delikle başka bir boyuta seyahat, ya da solucan delikleriyle varsa solucan delikleri, bildiğim kadarıyla teorik bir şey. Yani tamamen "Aa, şurada bir solucan deliği var" diye kimse bunu söyleyemem. Ama kara delikler fotoğrafları bile bir şekilde dolaylı yollardan çekilmiş, gök cisimleri. O yüzden bu seyahat kısmı ve başka bir boyuta geçme kısmı soru işareti, belki biraz daha soru işareti olan bir bölüm. Ama hani kara deliklerin özetle böyle şeyler ve muhtemelen içerisine bir şekilde düşersek, çocukların en çok sorduğu şey, başımıza iyi şeyler gelmeyecek. Seyahat etmeyi geçtim, başka bir boyuta çıkmayı geçtim. Büyük patlama teorisinden bahsedelim istiyorum. Evrenin oluşumuna dair bir astronom nasıl bir bakış açısına sahip olabilir? Yani hepimiz bir yıldız tozundan ibaret miyiz? Hani geçiyor ya geçerde filmlerde söylüyorlar. Hepimiz aslında bir yıldız tozuyuz. Aslında öyle mi gerçekten? Ya da hani ne kadar semavi dinlerle bazı konularda çelişen noktaları olsa da mesela biz ne diyoruz? Hepimiz topraktan yaratıldık ama bir de farklı bir görüş de var. İşte bu çok büyük bir gizem aslında. Yani evreni anlayabilmek, onu anlamak için çabalamak, kitaplar yazmak. Yani bilmediğimiz bir konu üzerine de aslında yazıyor olabiliriz. Yani bu aslında bir tür iç dökme gibi bir şey. Belki bir terapi gibi hissediyoruz bununla alakalı çalışırken. Ben bazen gökyüzüne bakıyorum ve gerçekten kendimi çok bunalmış hissediyorum. Nefes alamadığımı hissediyorum bazen. Bilmiyorum bu sana hiç oluyor mu ya da bir başkasına oluyor mu? Diyorum ki yani kendimi o kadar büyük bir yerde yaşıyoruz ki ve ben tostaneciği kadar bile yokum belki. Yani o kadar minik bir detayım ben evren için. Belki de hani bu gökyüzü cam teras gibi. Yani o evreni görüyoruz, üstünü görüyoruz ama çıkamıyoruz mesela. Dokunamıyoruz ona. Böyle tuhaf hissediyor bazen. Ya bu konuda senin görüşün ne? Hepimiz görüyoruz ama ulaşamıyoruz. Sen gökyüzüne bakınca neler görüyorsun? Ya bir kere bakınca ya da okuyunca ya da dinleyince, öğrenmeye başlayınca şeyi fark edeceğim. Çok büyük bir evrenin çok küçük bir parçasıyız hakikaten. Ya o Big Bang teorisiyle başlayan süreç, işte evren genişlemeye başladı. Ya bir şey, tabii bu arada teori denince evet %100 budur ve sonsuza kadar hep böyle kalacak demek değil, ama bir şeyin teori olması da bu işin çok ciddi kanıtları var demektir aslında. Dolayısıyla Big Bang teorisi küçümsenmemesi gereken bir şey. Ama zaten bilimin güzel tarafı da, bugün yasa dediğimiz şeyler de günün birinde aksi herhangi bir iddia ortaya çıktığında bilim tarafından yine sorgulanabilecek şeylerdir. Bu yasalar için de geçerli. Ama öyle ya da böyle bilim dediğimiz şey, ya da bu Big Bang teorisinin kendisi, çok ciddi kanıtları olan gözlemsel verilerle uyuşan bir şey. Dolayısıyla bu yüzden evren nasıl oluştu sorusuna dair en güçlü cevap büyük patlama. O yüzden, çünkü dediğim gibi birçok şeyi açıklayabiliyor, ama henüz %100 tamamen uyan bir model değil. O yüzden belki de teori adı. Dolayısıyla böyle bir evrendeyiz ve evren genişledi, genişliyor da, ve her geçen gün bildiğimiz, aynen, ve genişleme hızı da artıyor bu arada. Dolayısıyla biz böyle bir evrende yaşıyoruz ve işte gökyüzüne baktığımızda görebileceğimiz güneşi var, güneş dışında belki gece baktığımızda görebileceğimiz en yakın yıldız bizden 40 trilyon kilometre uzakta, 4 ya da 4 ışık yılı uzakta, yaklaşık 40 trilyon. Dolayısıyla biz böyle bir evrendeyiz ve hatta insanlar işte yani çocuklarla, gençlerle böyle eğitimler yaparken bazen şöyle bir algı olduğunu zannediyorum. Uzaya çıktığımda "Şurada Mars var, şurada Jüpiter var, bir gidelim" falan. Güneş sistemin kendisi öyle, yani o da çok büyük. Ay bile 380 bin kilometre uzaklıkta, yani hemen dibimizdeki ay, komşumuz ya da Mars, onlar bile gerçekten dünya üzerinde hiç kullanmadığımız, hiç hayal bile belki edemeyeceğimiz inanılmaz mesafelerde. Dolayısıyla güneş sistemi kendisi bile, evreni zaten söylemiyorum, korkunç büyüklükte bir yapı. Ya bu bana şunu düşündürüyor: gerçekten inanılmaz büyük bir evrenin çok çok küçük bir parçasıyız. Ya bu bir şekilde bence bir noktada hem önemli olduğumuzu hem de bir o kadar önemsiz olduğumuzu bize anlatıyor bence. O da şöyle bir yaklaşım belki getirilebilir. Biz bu kadar büyük bir evrende, hani dünya olmasa ne olur ki?
Ya böyle bir evrende güneş ve güneş sisteminin olmaması da evren için neyi değiştirir? Bu şu demek: dünyadaki tüm kum tanelerinden, çakıl taşlarından o kadar çok kum tanesi vardır ki, değil mi? Sahillerde, her yerde. Bir tane kum tanesinin yok olması neyi değiştirebilir dünya için? Bir şeyi değiştirmez. Dolayısıyla bu açıdan bakınca, ya da bu gerçeklikten Düşünmez mi bakınca, gerçekten? Ben bu konuda seninle aynı düşünmüyorum hani. Böyle kusura yani bakma. fiziksel olarak, matematiksel olarak, o evrenin kütlesi olarak, hacim olarak neyi değiştirir? Hiçbir şey değiştirmiyor. Bak şimdi Cenga'yı düşün. Cenga yani onlar da küçük tanelerden oluşuyor ama bir kule. Yani bu o bir yapı. Cenga'dan tek bir tanesini çıkartıyoruz. Bazen ciddi anlamda o küçük parça bile problem yaratıyorsa bütün kule yerle bir oluyor. Aslında bu bence böyle bir şey olabilir. Yani ben bir amacımız var diye düşünüyorum. Tabii ki bu hani herkesin farklı bir görüşü olabilir. Bu konuda da okey ama yani ben evet küçük bir toz tanesi bile gitse ne olur? Ama o küçük toz tanesinin bir amacı var bence. Yani onun orada durması gerekiyor. Onun toz Anladım. tanesi olması gerekiyor. Anladım. Bence, bilmiyorum tabii senin görüşün farklı olabilir. Ya şöyle, böyle bir düşünce de tabii ki getirilebilirse, ben onu şu açıdan söyledim aslında. Biraz daha işin matematiksel, fiziksel boyutundan bakınca, şimdi Cenga ile şöyle düşünmedim o yüzden. Cenga'daki o tahta bloklar, aslında özellikle altlarda olanlar, ciddi bir dengeye, onun üzerine kurulu bir sistem var aslında. Ve o alttaki Cenga'nın üzerinde belki de o Cenga gibi işte belki 20 tane, 30 tane başka tahta blok var ve bu bloklar onun o dengesi ona bağlı tamamen. Ben şunu söyleyebiliriz: güneş sisteminde Jüpiter'in olmaması güneş sisteminin kendi yapısı içerisinde çok şeyi fark ettirir. Ama güneşin olmaması, çünkü şöyle bir şey de var. Biz mesela 40 tane Cenga'dan bahsediyoruz ve bu 40 tane Cenga'dan bir tanesini ele alıyoruz. Ve bu bir tane Cenga altlarda ve belki kritik bir yerde veya kritik olmayabilir. Ama sonuçta 40 tane, bilemedin 100 tane. Ama güneş sistemi içerisinde şöyle bir şey var: bildiğimiz kadarıyla 200 milyarla, bin değil, milyon değil, 200 milyar tane veya 400 milyar tane arasında yıldız olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar yıldız topluluğundan bir tane yıldızın orada tabii ki bir kütle çekimsel etkisi vardır. Ama bu o kadar yüksek sayıda, yani milyarlarca yıldızın oluşturduğu o kütle çekimsel etkiler falan filan, orada gerçekten hani müthiş etkisiz kalabiliyor. Ben hani olaya bu yönüyle bakıyorum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. O kısımda belki ortak düşünüyor olabiliriz. Hani bu kadar küçük evrende, bu kadar küçük fiziksel olarak yer kaplıyor olabiliriz, ama bu evren üzerine düşünüyoruz. Uzay araçları gönderdik. Bizden işte atıyorum 1500 ışık yılı uzaklıktaki yıldızın çapını öğrenebilecek bir kabiliyetimiz ve zeka düzeyimiz var. Sıcaklığını ölçebiliyoruz. İşte bilmem kaç milyon ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın, hani belki milyon abartı olabilir ama, korkunç uzaklıktaki galaksinin öbür ucundaki gezegenlerde hayat olma olasılığını araştırabiliyoruz. Yine korkunç, belki milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin yapıları hakkında bir şeyler elde ediyoruz. Bu da aslında bizi bir noktada belki farklı kılıyor. Amaç konusuna ben de katılıyorum. Ha tabii, her insan bunu kendine amaç edinmeyebiliyor. Yani ben evren hakkında bir şey düşünsem ne olur, ya da X yıldızının çapını öğrenmek neyi değiştirir ki, nasıl bir fark yaratır hayatında diyor olabilir. Ama bu konuda ben de hani ortak düşünüyorum. Bizim bir amacımız olabilir belki. Ya da o bir fark yaratıyordur bence. Düşünsene, yani evrenin bir köşesinde böyle bir toz tanecinin içerisinde yaşayan akıllı canlılar o evren üzerine bir şeyler düşünüyor ve o evrenin nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini anlamaya çalışıyor. Çok Çok güzel bir şey. mucizevi Kesinlikle katılıyorum. Yani o yüzden hani Kozmos'un sanırım son bölümüydü, 13. bölümünde şey diyor Neil Tyson, ya benim o demin söylediğim şeye benzer bir şeyler söylüyor. Ya işte yıldızların uzaklığı, evrende ne kadar yıldız olduğu, bunu öğrenmek neyi fark ettirebilir diyor. Orada yanıt olarak şey diyor: bu nasıl yaşamak istediğinizle alakalı bir şey. Ben böyle olan. yaşamak istiyorum. Evrenin nasıl oluştuğunu, başka dünyalarda bizim gibi canlılar var mı, akıllı yaşam başka yerlerde oluştu mu, yaşam nasıl başladı, bunları anlamak ve öğrenmek istiyorum. Bunu da yemek yemenin, uyumanın, biyolojik fonksiyonların ötesinde
düşünebilmenin bir sonucu olarak yapmak istiyorum aslında. Evet, zihinsel faaliyet ne kadar artarsa insanın fiziksel aktivitesi de aynı oranda iyi haline dönüşüyor. Kesinlikle. Çünkü o zihinsel olarak her ne kadar sen problem yok ben hayatıma devam ediyorum onları bilmesem de olur dese de insan bir süre sonra kendi amacını bence sorgulamaya başladığında aslında o zaman fark ediyor iyi değilim. O iyi olma hali bence tamamen sorgulamaya bağlı. Evet, bir de şöyle de bir şey var. Yani çelişebilir bu da. İnsan ne kadar zekiyse, ne kadar çalışıyorsa, araştırıyorsa bir o kadar da aslında bilinmezlikler kuyusu dediğim benim bir yerde buluyor Evet. kendini. Ve bu ters de tepebilir. Yani ters duruma da doğru götürebilir insanı. Evet. Aslında bu denge işi gibi sanki. Yani dengeyi bulmak önemli. Ama hiç durmamışız. Yani ilk belki bilim yapmaya bir noktadan sonra başladık. Hani hep bilim yapmıyorduk. Binlerce yıl önce insanlar bilim yapmıyordu. Ama hani şöyle bir şey de var. Çok eski insan, yani hep şey denir. Yani hepimizin ataları aslında birer gökyüzü gözlemcisiydi. Yani biz çok eskiden beri, belki o hiç ışık kilin olmadığı dönemlerde insanlar gece uyurken, gece de akşam yapabilecek bir şey yokken, hayatlarını çok sıradan avcılıkla belki devam ettirirken gece bu yıldızlar hakkında belli ki düşünmüşler. Çünkü arkeolojik kazılarda bunların izleri var. İşte takım yıldızları bize onlardan miras çoğu. Dolayısıyla hani bu biraz da belki içimizde var. Ha tabii biz sınırlanıyoruz. Yani çok uzunca bir süre başka bir yıldıza gitmek hayal gibi duruyor gerçekten. Hatta bayağı hayal. Ama ben, yani şu an için Mars'a gitmek bile, komşumuz dibimizde, ona gitmek için bile bir sürü biyolojik, psikolojik, teknolojik sorunları, fizyolojik sorunları aşmamız gerekiyor hakikaten. Bu bizi sınırlıyor, evrenin bu büyüklüğü, ama bu şeye engel değil ve bilim hep ilerliyor. Ondan da vazgeçmemişiz aslında ve bizi daha medeni toplumlar kılıyor aslında. İlerliyor diye düşünüyorum. Tabii ki bir de yeni bir şey keşfettiğimizde her yeni bir cevap bir sürü yeni soru demek tabii. O yüzden de bu herhalde hep devam edecek. Bir şeyleri bilmeme hali sonsuza kadar devam edecek herhalde. Ya belki bazı şeyleri bilmememiz de gerekiyor. Bilmiyorum ki ya bu tamamen insanın bakış açısıyla alakalı. Çünkü bazı şeyleri demek ki gerçekten ya bilmememiz gerekiyor ya da daha sonra öğreneceğiz ya da hiç öğrenmeyeceğiz. Yani bu da insanı birazcık boğabiliyor mental olarak ama iyi yönünden bakmak lazım. Her bir öğrendiğimiz bilgi hepimiz için dünya için belki iyi kullanılabilir. Yani şey de diyor ki şu an yeni başladım bir kitaba insanlar yazmış. İnsanların farklı bir formu yani insan olmayan bir form tarafından, yaşam formu tarafından söyleniyor. Diyor ki insanlar diyor öyle varlıklar ki diyor onları çok kötü bir gözle bu arada yazıyor. Öyle kötü varlıklar ki diyor yaptıkları en iyi şeyin bile en kötü sonuçlarına doğru bakıyorlar. Yani örnek veriyorum benim aklıma direkt şey geldi. Atom bombası. Yani çok üst düzeyde bir şey bulmuşlar ve bunu bombaya çevirmişler. Yani bu kadar hani kötü bir varlık olarak nitelendiriyor. Tabii ki bu tartışılır ama Evet, okeylediğim tarafı da anlıyorum, var. anlıyorum. Tabii, evet. Ya bir şey kısmı, hani bu öğrenme ve soruların üzerine gitme konusunda bence son derece cesur olmalıyız diye düşünüyorum. Yani bunda hiçbir sınır olmamalı. Bir soruların, soru ne olursa olsun bilimsel zemininde, bence sonuna kadar üstüne gitmeliyiz. Çünkü bundan hiçbir zaman zarar görmedik. Hani çok düşünme deli olursun kavramı bence uydurulmuş hani en saçma şeylerden birisi. Yani çok düşünmediğinde, yani eğer delilik buysa herkes deli olsun o zaman. Hani hakikaten bu, ama bir yandan da tabii evet, bu tür şeylerin bir eksisi oluyor mu teknoloji uygulama anlamında ya da atom bombası örneğinde gibi, tabii ki. Ama her zaman herhangi bir aracı, dünyanın en güzel aracını ve en güzel nesnesini de kötülük için kullanmak mümkün. Bilim insanları da insan, iyi bilim insanları da var, kötü bilim insanları da var. Ve atom bombasına giden süreçte mesela örnek vereyim. Hani Lisa Meitner, bir Yahudi bir fizikçi, işte Albert Einstein ve birçok insanın aslında etkisi, katkısı var. Laboratuvarda bir atomu deneysel olarak aslında bölüyorlar. Teorik olarak bölünebileceğini söyleyen insanlar var. Neyse, bu iş ortaya çıktığında bu aslında bilim insanlarının çok masumane merakıydı, bir grup insanın. Ya atom nasıl bir şey? Anlamaya çalışmaydı aslında. Zaten mesela önemli bir saygın bilim insanları mesela o atom bombasının yapımında
yer almadılar. Nazilerin o programında Einstein'da yer almadı. Lisa Meitner zaten yer alamazdı. Yahudi olduğu için ya da başka insanlar. Bunu ama tercih eden kimyagerler ya da fizikçiler de vardı ve yer aldılar. İyi insan herhangi bir şeyde olduğu gibi burada da var. Kötü bilim insanları da var maalesef. Ya böyle bir evrene kendisi için mütevazılaştırıcı olarak kullanmayan insanlar da var. Ya da iyi, kendisini iyi yönde eğitmeyen insanlar da var maalesef. Böyle zararları da Yani olabiliyor. her ne kadar kötü de olsa bazı şeyler, ben yine de iyi bir şekilde devam etmesini istiyorum. Her Umarım. şeyin Umarım umarız her öyle zaman olur. olur. Çünkü dünyada da şu anda yani her yer yanıyor. Her yerde şu anda Maalesef. zaten yaşanan bir Gazze katliamı var. Yani Hı. bu korkunç bir olay. Hala bunu yaşıyor olabilmemize ben ciddi Ben anlamda akıl sır erdiremiyorum. Normal değil. Yani hı. normali sınırlarını aştı artık herkes. Yani o tek umudum, tek doğam bir an önce her şeyin artık eski normale dönmesi. Umarım öyle olur. Ya aslında insanlık tarihi açısından baktığımızda bu 2000'li yıllar falan aslında daha çok daha barışçıl olmuş. Çok eskiden sürekli savaş halleri varmış ama bir de şöyle bir şey var. Bu yıllarda 2023 yılında işte Orta Doğu'da böyle bir savaştan da bahsetmek ve hala insanların üzerine bomba yağdırılması her kim yaparsa yapsın bunu tabii. İnanılmaz saçma ve hani hakikaten bugünkü gelişmişlik o medeniyet falan diyoruz ama inanılmaz onunla çelişen bir şey. Yani işte bu orada da insanlar mesela yine fiziği ve mühendisliği ve diğer temel şeyleri kullanarak silah yapıyorlar. Ama bir artık madalyonun öbür yüzünde aynı teknolojilerle, aynı bilgilerle diyeyim aşı yapan insanlar da var. Ve gerçekten biz onun farkında değiliz ama eskiden insanlar korkunç, yani grip bile belki bir dönem inanılmaz korkunç bir hastalıktı ve yakalanan insanı öldüren bir şeydi. Bunları aşıyla ve hani bilimin güzel tarafıyla yendik. Ama tabii ki maalesef hani senin de söylediğin gibi bunu çok gücünü kullanmak isteyen insanlar da kullanıyor. Bilim evrensel olduğu için onu kötüye kullanmak da mümkün. Ya da bilimin ürünlerini diyeyim, teknolojik ürünlerini. Ama bu konuda dinleyenler şeyi dinleyebilirler aynı zamanda. Belki bu podcast'ten sonra soluk mavi noktayı bir kez daha böyle bir dinleyebilirler zaten dinlemişlerse. Orada aslında bu hırs, insanın hırsı falan evrende hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani ben Carl Sagan'ın orada çok güzel betimlemeleri var diyor. Ve orada dökülen kanlar ve bu savaşların anlamsızlığı o kadar derin yüzümüze vuruluyor ki. Ve bunu çok güzel yorumlamış Carl Sagan. Onu da tavsiye etmiş olayım. Hani bu konuştuklarımızın çok güzel bir özeti bence. Çok teşekkür ederim. Çok çok keyif aldım ben seninle sohbet Ben etmekten. de çok İnanılmaz teşekkür ederim. Aynı güzeldi. şekilde. Aynı şekilde ben de Hatice Benim emeğine için sağlık. ayrıca ya, olur mu? Ne demek, sen de çok emek verdin. Bayağı da zaten yapalım mı, ne zaman yapalım derken böyle bir şekilde bugün buluştuk. İyi ki oldum. Çok 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 mutlu sağ ol. oldum katıldığın için. Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.